tabiyi bütün kötülüklerden koru. Ona güç ve akıl ver. Doğru yolu bulmasını sağla. Şimdi kimin ilişkisi olduğunu öğreneceğim. Olmaz. Birinin telefonunu karıştırmak. Bu çok yanlış. Bu ahlaksızlık. Ama ben onun kocasıyım. Kimin ilişkisi olduğunu bilmeye hakkım var benim. Hayır. Bir sırrı öğreneceğim diye niye karım olarak kabul edeyim ki? Bu olmaz. Yapmamalıyım. Aşkta ve savaşta her yol mübahtır. Aliye, bana sen savaşı ilan ettin. O yüzden benim de her şeyi yapmaya hakkım var. Şifre koymuş. Demek haklıymışım. Telefonunda şifreyle korunması gereken ne olabilir ki? İçinde İsviçre hesabı olmadığından eminim. Acaba şifresi ne olabilir? Şifresini çözebilmek için onun zihnini okumam lazım. Bopay. Anne. Baba. Hayat. Bu bile yanlış. Dintali. Bayağı güçlü bir şifre koymuş olmalı. Tamam, konuş. Ne söyleyeceksen söyle. Zaten her şey açığa çıktı. Ne? Senden korkmuyorum. Sadece şu anda canım konuşmak istemiyor. Canım istediğini konuşurum. Korkusuzsan neden telefonuna şifre koydun? Oo. Demek telefonumu kurcalıyordun. Hayır, ben sadece şey... Ben sadece... Ben korkusuzum. Aptal değil. Kalbime çok yakın birkaç sırrım olamaz mı yani? Ayrıca onları kimseyle paylaşmak istemiyorum. O yüzden şifre koydum. Kolaysa onu kır bakalım, tamam mı? Aşkın her anı gerçekten çok değerlidir. Ve sen boşa mı harcıyorsun? Neden? Daha ne kadar acılarının arkasına saklanacaksın? Aşkın karşında duruyor. Onu görmeye çalış. Hadi gitsene. Git artık ve onunla ol. Bir ay boyunca birbirimizle olmak zorunda değiliz. Geri kalan günlerini onunla geçir. O zaman ikimiz de mutlu oluruz.
Israrla senden kurtulacağım günü bekliyorum canım. Canın mı? Ben canın değilim. İnsanlar ne kadar nankör oldu. Birdenbire benim repliğimi çaldı. Kopyacı düzenbaz. Aptal herif. Telefonumu açmaya çalışıyordu. Şifremin amacı zaten telefonumu aptaldan korumak. O yüzden aptaldan daha iyi şifre olur mu? Allah. Şimdi ne yapacağım? Mücevherleri nasıl geri alacağım? Kimden yardım isteyebilirim? Ne? Ne bakıyorsun? Senin sorunlarımla hiçbir ilgin yok. Seninle asla paylaşmam. Bu benim sorunum. Kendim hallederim. Artık işin gerçekten bitti Alia. Her şeyi gördüm zaten. Şu anda bile o sevgilinle konuşuyor olmalısın. Telefon açmışsındır. Zavallı kocan şu anda aç karnına ofiste bekliyor ama kimin umrunda, öyle değil mi? Sen sevgilini düşün. Öyle miyiz? Servis et. Hanımefendi yolladı değil mi? Hayır efendim, otelin restoranından. Buna tam bir cadılık denir. Tamam mı? Seninle niye konuştuğumu bile bilmiyorum. Sadece sorunumu derinleştiren birisin. Hepsi bu. Bundan keyif alırsın. Beni hep aşağılamak istiyorsun. Bundan zevk alıyorsun. Tıpkı bugün olacağı gibi. Dane. Ofisten ne kadar erken dönmüştün? Aslında dönmedim. Buradan geçiyordum. Hazır yanındayken yemeği evde yiyeyim dedim. Biliyorum. Alia'nın yemeklerinden yemek için geldin değil mi? Hayır canım. Nereden çıktı? Bu arada Alia bugün hiçbir şey pişirmedi. Neden? Ne oldu? Neden bu kadar gerginsin? Zeyn, Alia ile hemen konuşmalısın. O böyle bir şeyi zaten nasıl yapmış olabilir ki? Yani bu kadar iğrenç bir şey, böyle bir yalan. Hayır. Alia'nın herkesten gizli bir şekilde... Gizlice, yalan, iğrençlik. Anlaşılan Alia'nın gizli ilişkisini çoktan öğrenmiş bile. Ben neden saklayayım ki? Bunu onunla paylaşmaktan utanmam. Ama yaptı işte. Hiç çekinmeden. Hem de benim önümde yaptı. Sen ne diyorsun Zeyn? Onu bunu yaparken suçüstü yakaladım. Buna rağmen hiç utanmadan durumu kabul etti. Hayır. Mutlaka bir yanlış anlaşılma olmalı Zeyn. Hayır, sorun sadece bugün değil. Bunu günlerdir devam ettiriyor. Bazen Bopal'in hatırına yapıyor, bazen Ayat'ın hatırına. Şu anda bunu sadece ikimiz biliyoruz. Ancak çok yakında herkesin diline düşer. Zeyn, ama tüm aile öğrendi bile. Bugün... Ne? Evet. Bugün herkesin olaydan haberi oldu. Bayan Süreyya Alia'yı çok azarladı. Annem doğru olanı yaptı. Ama bunu nereden öğrendi ki? Aile kuyumcusunu eve çağırmıştı. Mücevherleri parlatmak için. Alia'dan mücevherlerini getirmesini söyledi. Sonra da öğrendi. Meğer takılar ortada yokmuş. Takılar mı? Evet. Az önce bana ona suçüstü yaptığını söylemiştin. Ancak ben yine de Alia'nın mücevherleri satabileceğine hiç inanmamıştım. Yani sen bunca zamandır mücevherden mi bahsediyordun ha? Sen etmiyor muydun? Hayır, ondan değildi. Peki sonunda ne oldu? Hanımefendi Alia'nın bütün o aile yadigarı mücevherleri sattığından kuşkulanıyor.
Kurallar Bay Osman'ın annesine aitti. Büyük annene. Hanımefendi dedi ki, Alya mücevherleri saat 4'e kadar geri getirmek zorundaymış. Peki Alya ne dedi? O sessiz kaldı. Hiçbir şey söylemedi. Şimdi o çantada ne olduğunu anladım. Mücevherler bugün en geç saat 4'e kadar burada olmazsa, ben de vakit kaybetmeden Osman Bey'e her şeyi anlatacağım. Çantada mücevherler vardı. Ailemin verdiği mücevherler. Büyük annemin. Babamın değer verdiği şeyler. Onları sevgilin için mi sattın ha? Yoksa onunla evlenmek mi istiyorsun? Para mı lazımdı? Benden isteseydin, neden gidip böyle iğrenç bir yol seçtin? Bizim evliliğimiz sallantıdaydı, doğru. Ama bu sadece bizim sorunumuzdu. Halamla eniştemi bu işe hiç karıştırmadım ben. Senden de aynı duyarlılığı kendi ailem için beklerdim ben. Ama sen ne yaptın? Kendi mutluluğun için benimkini mahvettin. Düğünün mahvolduğu zaman bile sırf sen ortada kalma diye babam istemiyor olmama rağmen yine de beni seninle evlendirdin. Onun bu iyiliğine böyle mi karşılık verecektin Alya? Bu dünyada seni çok seven biri varsa o da benim babamdır. Ama sen ona bile sadık kalamadın. Bunu nasıl yaptın ha? Senden her şeyi beklerdim ama bunu beklemez. Defol. Defol git buradan. Babam senin gerçek yüzünü görmeden defol git. Hemen git buradan. Bunlar ne? Onlar sahte. Aileme göstermek için sahte mücevherler mi aldın? Yalanını gizlemek için nasıl bu kadar alçalabiliyorsun Alya? Bu da sevgilinin fikri olmalı, öyle değil mi? Biliyor musun, eskiden seninle tartışmak hoşuma gidiyordu. Çünkü bütün sorularıma bir cevap verirdin. Ama bugün ağzını açıp tek kelime bile etmiyorsun. Senin bu aşağılık davranışın yüzünden tartışmalarımız ve ilişkimiz artık burada sona erdi Alya. Babam geldiği zaman arka kapıdan gizlice çıkıp bu evi terk et. Sevginin istediğini elde etti işte. Büyük annemin mücevherlerine gelince onları geri alacağım. Şimdi defol. Şimdi defol. Şimdi defol. Thank you.
Fahat namaz mı kılıyor? Ben onu namaz kılarken hiç görmemiştim. Fahat abi. Evet. Neyse ki abim bana her şeyi tam zamanında anlattı. Sen tam bir zır delisin. Bunun neden yaptığını bana söyleyemez miydin? Mücevherleri abim için rehinciye verdim. Parayı ona teslim ettim. Telefonlar ve mesajlar da ona ait olmalı. Sen ne düşündün ki Zeyn? Kimin ona mesaj attığını sandın? Yoksa onu kıskandın mı? Fahat abi. Bazı insanların karakterinde kıskançlık ve huysuzluk vardır. Çok tuhaf. Bu kadar kısa sürede o parayı nasıl ayarladın? Hadi anlatsana. Fahat abim bir şey soruyor. Neden merak ediyorsun? Benim için kaç kız mücevherlerini satar biliyor musun? Elbette. Fahat abinin benim gibi bir kız kardeşi varsa... seni de abileri olarak gören bir sürü kız vardır. Neyse, abi bu arada sana emaneti geri verdiler mi? Hem söyler misin, o nedir abi? Ne yaptın sen? Sonuçta orası bizim otelimiz. 25 milyon borç için 2 milyarlık teminat mı gösterdin yani? O otel babamızın gururu. Fahat abi yaptığı şey için çok pişman. Onu suçlamanın bir anlamı yok. Ancak her şeyi abartmak senin alışkanlığın olmuş artık. Bu kız, onu avukat olarak mı tuttun yoksa? Avukat değil. O benim yengem. Allah onu yıllar önce bu dünyaya yollamış. Ancak kısa bir süre önce hayatıma girdi. Hem de tamamen senin sayende. Ne bakıyorsun? Ne kadar şanslı olduğunu mu düşünüyorsun? Evet kayınpederim. Evet evet. Tamam. Tamam. Hemen geliyorum. Acilen Bay Ragu ile görüşmem gerekiyor. Tapuyu geri alacağım. O yüzden hemen çıkayım. Ben de seninle geliyorum. Ben de öyle. Benimle neden geliyorsunuz ki? Bu pisliğe ben kendim bulaştım. Onu temizlemek de benim görevim. Onunla gidiyorum. Ben de geliyorum. Sen neden geleceksin ki? Adamlar ofisi bastığında sen yoktun ama ben oradaydım. Tamam mı? O serserilerin inine yalnız gitmesini istemiyorum. Galiba onu duymadın. Bay Ragun'un evine gidiyoruz. Oraya sadece erkekler girer, kadınlar değil. Ben senin erkekliğini sevgililer gününde gördüm zaten. Küçük serseriler bile seni korkuttu. Bay Ragu büyük bir mafya babasına benziyor. Peki sen nesin? Aa dur, tahmin edeyim. Amazon savaşçısı mı?
Senin ne kadar cesur ve güçlü olduğunu o serseriler etrafını sarınca gördüm. O zaman cesaretine ne oldu? Neredeyse korkudan ağlamak üzereydin. Borç o kadar yüksekti ki beni dinlemediler bile. O yüzden ben de teminat olarak Barkat Royal'in tapusunu rehine bırakmak zorunda kaldım. Barkat Royal'in tapusunu geri almamız lazım. Hem de mafyanın kasasından. Müthiş vuruş. Bay Ragu, gördünüz işte. Sonunda tüm hesap kapatıldı. Artık 25 milyonu da aldığınıza göre... Acaba damadımın tapusunu iade edebilir misiniz? 50 milyon. 50 milyon. ...50 milyon mu? Ama sizinle 25 milyon üzerine anlaşmıştık. O tutar sana ödemenin vaktinde yapılacağı varsayımıyla söylendi. Ben bir iş adamıyım. O yüzden de parayı aktarmam gerekiyordu. Ne diyorsunuz? Yani bu sürede... ...bu kadar kısa sürede 50 milyonu nereden bulacak? 25 milyonu ayarlamak bile zaten çok zor oldu. Sayın Bakan, nasılsınız? Sesinizi duymak ne güzel. Evet, doğru. Aha. Ne? Ha, kızımın nişanını evde yapacağız. Evet, çok mutlu olurum. Ailenizi de getirin. Öyle. Evet, görüşmek üzere. Başak Yuvala. Evet. 50 milyonu ayarlayın. O zamana kadar da belgeleriniz... Benim evimdeki kasada güvende olacak. Özel kasama koyacağım. Bu bir iş değil, şantaj oldu. Bence onun işi zaten şantaj yapmak. Olamaz. Affedersiniz efendim. Lütfen onları affedin. Onlar benim akrabalarım. Onları affedin. Onlar daha çocuk. Kalabalığı hiç sevmem. Evet tabii, elbette. Bu bir iş anlaşması. Ve burası çocuk parkı değil. Gelecek sefer yalnız geleceksin. Tamam. Çakivala'yla. Tamam. Efendim ancak bu ceza... Efendim... Bekle dur. Bekle. 25 milyonu zaten zor denkleştirdim. 25 milyon daha nereden bulacağım ben? Bunu yapamam gerçekten. Zaten o yüzden buradayım. Bay Ragu ile konuşacağım, merak etme. Gidin hadi. Hadi. Hırsız, sahtekar, serseri, dolandırıcı. Ona istediğini verdik. Buna rağmen kabul etmedi. Abi bu insanlar böyledir. Onların prensipleri falan yoktur. Başını büyük belaya soktun abi. Peki eğer o tapuyu geri alamazsam? Ya babam bunu öğrenirse? Zeyn, ne yapacağım ben? Ne pahasına olursa olsun benim o 25 milyonu bulmam gerekiyor. Ne diyorsun Fuat abi? O zaman aynı hataya tekrar düşmüş olursun. Bugün 50 milyon veririz, yarın 100 milyon daha ister. O zaman ne yapacağız? Bence o doğru söylüyor. Ama yine de bu işten bir çıkış yolu bulmalıyız.
Kuralları o koydu. Kısasa kısas. Ragu bize ihanet etti ve o tapuyu geri almak bizim en doğal hakkımız. Dürüstlük işe yaramadığı zaman biz de başka bir yol denemeliyiz. Bugün deyimler kitabı falan mı okudun sen? Çok komik. Fatih abi, o tapuyu çalmamız gerekiyor. Hem de Ragu'nun elinden. Alia, o bir mafya babası. Bay Ragu'nun adamları her zaman hiçbir şeyden çekinmeden silah kullanıyor. Aşırı özgüven hiçbir işe yaramaz. Ve suçüstü yakalanırsak işimiz biter. Peki ya eğer yakalanmazsak? Alia, ne diyorsun sen? Nasıl yapacaksın? Hiç hırsızlık yaptın mı? Kasayı nasıl açacaksın? Bu imkansız. Çok doğru. Hem zaten Bay Ragu hepimizi gördü. Önce ona bay demekten vazgeçmelisin. O bir gangster. Her neyse. Sonuçta bizim başka seçeneğimiz kalmadı. Tapuyu çalmamız gerekiyor. Evet, bu doğru. Başka bir seçeneğimiz yok. Ragu'nun kızı 2 gün sonra nişanlanıyor. Eğer bir şekilde içeri girmeyi başarabilirsek, yani kılık değiştirerek. Evet, bu iyi bir fikir. Tıpkı filmlerdeki gibi. Kılık değiştireceğiz. Saçmalama Zeyn. Anlamıyorsun. O zaman bile içeri nasıl gireceğiz? Genelde çok sıkı güvenlikleri olur. Ve bu sefer bir de nişan olacak. Bu durumda güvenlik daha da sıkılaşacaktır, değil mi? Merhaba, ben Gabbar Zink. Çok memnun oldum. Merhaba, ben Prenses Alia. Çok memnun oldum. Kıyafet balosu yarışmasına katılmaya gitmiyoruz. Bir nişan törenine gideceğiz. Oraya sadece böyle insanlar geliyor. Tanıştırayım. Seri katilimiz. Tanıştırayım. Çambal Kaçağı. Ve ayrıca 12 eyaletin polisi şu anda onu arıyor. Oyun oynamayı bıraktığın zaman kendine doğru düzgün bir kıyafet al. Öyle mi? Sen kendine bir bak. Beyaz atlı prens masallarıyla büyüdün diye kendini prenses mi sandın yoksa ha? Gerçek hayatta karşına beyaz atlı prens çıkmayınca ne yazık ki onların masaldan ibaret olduğunu anlıyorsun. Thank you.
Senin zaten bir şey beğendiğin görülmemiştir. Senin tavsiyelerinle karar vermek ya da seninle yaşamak kolay mı sanıyorsun? O zaman yaşama. Kimin umurunda ki? Seninle buraya gelmem gerçekten büyük bir aptallıkmış. Kendi hazırlığımı kendim yapmalıydım. O zaman şimdi yap. Dükkan hala açık. Benimle gelerek hata yaptığını söylüyorsun. Aynı hata yapıp da benimle geri dönme. O zaman nasıl geri döneceğim? Affedersiniz. Bunu satın almak istiyordum. 3000 rupi hanımefendi. Çantamı arabada unutmuşum. Kocam hala içeride ve eminim o ikimizin kıyafetini de ödeyecektir. Sorun değil. İşte geldi. Paketleyin lütfen. Toplam 6000 rupi. 6000 mi? Ama üzerinde 3000 yazıyor. 3000 rupi sizinki, 3000 de hanımınki. Hanım mı? Hangi hanımdan bahsediyorsun sen? Zeyn, çantamı arabada unutmuşum da. Anlamadım. Çantanı arabada unuttuysan bu senin suçun, benim değil. Tamam mı? Hem ayrıca ben yabancıların hesabını ödemem. O yüzden lütfen. Hanımefendi? Zeyn, dalga geçme. Çantamı gerçekten de arabamızda unutmuşum. Arabamız mı? Şimdi bir de arabam senin mi oldu? Sanırım kocası olduğumu da iddia edecek. Evet, tam olarak öyle demişti. Benim nikahıma katıldın mı? Yemek yedin mi? Dans ettin mi? Hayır efendim. O zaman onun sözüne nasıl inanırsın? Her söylediğine körü körüne inanacak mısın? Harika. İşte 3000 rupiye. Babam her zaman, başı sıkıntıda bir kadın görürsen, insanlık namına ona yardım etmelisin der. Üç bin rupi. Beni dinle kızım. Bir daha sakın bir beyefendiyi kocan olmakla suçlama. Bu ancak bir kabus olur. Memur bey? Güvenlik kontrolü var. Bir kişi kaçırılmış. Bagajı aç. Ama ben kimseyi kaçırmadım ki. Kimseyi kaçırmadıysan korkman için bir sebep de yok. Hayır, korktuğumdan değil. İşime geç kalıyorum o yüzden. Sizi ben geciktirmiyorum efendim. Bagajı açın. Bitsin. Hadi. Size en başta içeride kimse yok dedim. Hey! Bu da kim? Ne yapıyorsun sen burada? Hanımefendi, lütfen dışarı çıkın. O kim? Ve arabanızın bagajında ne arıyor? Memur bey, o benim karım. Karın mı? Affedersiniz beyefendi, ben nasıl karınız oluyorum? Üç bin rupi sizinki, 3000 de hanımınki. Hanım mı? Sen hangi hanımdan bahsediyorsun? Herhalde kocası olduğumu da iddia eder artık. Memur bey, yalan söylüyor. O benim gerçekten karım, ben onu kaçırmadım. Kapa çeneni bakalım. Hanımefendi, bu adam doğru mu söylüyor?
Benim nikahıma katıldın mı? Yemek yedin mi? Dans ettin mi? Onun karım olduğunu nereden çıkardın? Benim nikahıma katıldın mı? Yemek yedin mi? Dans ettin mi? Hayır, değil mi? Her söylediğine körü körüne inanacak mısın? Bu olaya bulaşmak istemiyorum. Ben gidiyorum. Hey! Nereye gidiyorsun? Memur bey, bir saniye. Beni tutuklamasınlar. Nereye gidiyorsun? Onlara gerçeği söyle. Dur. Bakın memur bey, durdu. Bakın, durdu. Evet memur bey. Ben onun karısıyım. Duydunuz mu? Size söylemiştim. O yalancının tekidir. Hanımefendi, o zaman neden bilerek yalan söylediniz? Konuş, cevap ver. Yalanımla çok ilgileniyorsunuz. Ama niye kocamın yanında rahatça oturmak yerine o küçücük bagajda gittiğimi hiç merak etmiyorsunuz? Hanımefendi doğru söylüyor. Ortada büyük bir sorun olduğu kesin. Yoksa ona vurdun mu sen? Yok, hayır, hayır efendim. Yoksa bağırdın mı? Hayır efendim, yok öyle bir şey. Sonuçta hanımefendi çok rahatsız ve ayrıca şu anda çok sinirli görünüyor. Ondan özür dilemelisin. Hadi. Şimdi bir sene boyunca burada durup seni mi bekleyeceğiz? Hadi özür dile, hadi. Ne? Neden erken kalkmış horoz gibi ötmeye çalışıyorsun ki? Özür dilemeyi bilmiyor musun sen? Sorun değil. Onu affediyorum. İyi bak. Ondan bir şeyler öğren. Doğru düzgün bir özür bile olmadan seni affetti. Benim karım binlerce kez özür dilesem bile beni affetmez. Değil mi Patil? Evet efendim. Şimdi onu al ve ön koltuğa oturt. Bir daha da böyle bir şey yapayım deme. Hadi.
düşecek olursa seni buradan çıplak gönderirler. O güzel başını sakalımla ve kıyafetlerimle yorma, dayısının yeğeni. Hayır, yormak zorundayım. Çünkü bu durum gözümü korkutuyor. Bilmediğin bir planın mı var yoksa işimiz Allah'a mı kaldı? Bir planım var. Öncelikle Ragmu'nun dolabını bulmaya çalışalım, tamam mı? Bargatroyl'in tapusu o dolapta olmalı. Vay be, ne müthiş bir plan. Gel o zaman, gidip Ragu'yu bulalım. Neden? Ona soralım. Bay Ragu, dolabınız nerede diyelim. Çok komik. Komik mi? Hayır, komik olan sensin. Bunu Ragu söylemişti. O evraklar dolabında duruyor ama... Ama dolabı bulsak bile anahtar olmadan bir şey yapamayacağımızı biliyorsun. Bütün misafirler geldi mi? Evet efendim. Konuklarımızı eğlendirmek için bütün hazırlıklar tamam, öyle değil mi? Hazır efendim. Selamünaleyküm anne. Aleykümselam Aliye. Biliyorsun... Bu son birkaç gündür seninle yeterince konuşamadım kızım. Bir iş için dışarıdayım anne. Ben seni daha sonra ararım, olur mu? Demek öyle. İkiniz de bize artık vakit ayıramayacak kadar büyüdünüz, öyle mi? Ne oldu anne? Ayat'ın hiç mi boş vakti yok? Ayat Indor'a gitti. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Indor mu? Evet, okulun düzenlediği bir turla gitti. Festival varmış galiba. Bütün öğrenciler oradaymış. Buna sevindim. Birkaç güne kalmaz eve dönmüş olur. Bayım. Anne, ben seni sonra ararım. Hoşça kal. Bayım, siz Hintçe biliyor musunuz? Bütün dilleri çok az bilirim, evet. Ama hepsini tam anladığımı garanti edemem tabii ki. Benimle gelin. Sizi patronumla tanıştırayım. Allah yardım eder. Git şimdi. Ben ona güveniyorum. Bu işi sorunsuz bitireceğiz. Efendim, beyefendi Dubai'den gelmiş, sizinle tanışmak istiyor. Esselamun aleyküm. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ama sizi çıkaramadım, isminizi bahşeder misiniz? Mansur, El Maksud, El Buhari. Allah'ım, bu aptal ne kadar basit bir kart bastırmış. Üstelik hiçbir şeyden haberi yok.
El eki binalarda veya şehir isimlerinde kullanılır. İnsanlarda kullanılmaz ki. Hiçbir şey bilmiyor. Bunlardan hangisi senin ismin acaba? Neyse o işte. O kartta yazanlar sülale isimleridir. Bu ne cüret böyle? Aslında çok daha uzun bir ismi vardı. Ama nikahtan sonra isimden biraz tasarruf yapalım dedik. Oo, Bay Tasarruf. Yok artık. Tasarrufla kısaltma demek istedi. Kısalttık. Şarkısı bile var. Siz hiç duymadınız mı? Güzel şarkıdır. Hatırladınız mı? Aa, şu şarkı evet. Şimdi anladım, anlaşıldı. Ama siz Dubailisiniz öyle değil mi? Nasıl oluyor da bu kadar kusursuz Hintçe konuşuyorsunuz? İş yaptığımız insanların dillerini öğrenmeye özen gösteririz. Aa, emlak işleri, otelcilik, tekstil... Oldukça etkileyici bir liste olduğuna şüphe yok. Bizimki ufak bir imparatorluk. Değeri 20 milyar Amerikan doları. Oo. Demek öyle. Neden hala ayaktasınız? Buyurun oturun. Hey sen bakan mısın nesin? Kalk oradan hemen. Seni başka yere alsınlar. Bakana başka bir yer verin lütfen. Bayım, hanımefendi. Lütfen oturun. Hadi. Buyurun oturun. Size ne ikram edebilirim? Söyleyeyim mi? Hanımefendi kırmızı alır belki. Otel. Ne? Bombay'de 5 yıldızlı bir otel satın almak istiyorum. Duyduğuma göre bu şehirde önemli biriymişsin. Büyük işlere aracılık ediyorsun. Karşılığı neyse öderim. Para sorun değil. Şeyi çağırın bana, neydi adı? Neydi? Bayragu. Kızınızın nişanı mübarek olsun. Sizi tebrik etmeme izin verin lütfen. Şunu kes, düş yakamdan be adam. Şımarık şey. Demek öyle. Beyefendi Dubai'li tanınmış bir iş adamı. Ve benim özel konuğumdur. Bombay'de 5 yıldızlı bir otel satın almak istiyor. Oo, ne güzel, tebrikler. Dinle ya. Neden ona bizim oteli göstermiyoruz? Otelse otel işte. Bizim otelim. Dediğimi yap, oteli göster ona hemen, tamam mı? Hangisini? Barkat Royali. Demek öyle. Çakıvala da bu işin içinde demek. Bu da büyük oynadığı anlamına geliyor. Bayragu, siz neden bahsediyorsunuz? O otelin sahibi biz değiliz. Nasıl satabiliriz ki? Elimizde otele ait sadece tapu senedi var. Bu da satış için yetmez. Ne biliyor musun Çak? Valla bu huyunu hiç sevmiyorum. Fazla korkaksın ve evhamlısın. Dinle, sen damadını gönder yeter. Onu ben ikna ederim. Tamam, hadi git. Ben... Şimdi... Bayragu, ne diyordum? Bayragu, sizi tanıştırmama izin verin. Aman Allah'ım. Annem ve babam. Ama onların burada olmaması gerekirdi. Kendileri bizim kadim dostlarımız olurlar.
Suraya Abdullah hanımefendi ve Osman Abdullah beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizi tanımak büyük zevk. Hakkınızda çok şey duydum. Oturun lütfen, ayakta kalmayın. Bu da benim Dubai'den arkadaşım. Kendisi çok tanınmış bir iş adamıdır. Dahası dilimizi kusursuz konuşabiliyor. Efendim, sizi tanıştırmama izin ver. Osman Abdullah. Evet, bu da Dubai'den Demek siz de otel işindesiniz. Ne tesadüf değil mi? Osman Bey de otel sahibidir. Çakivala Bey, konuklarımı öteki davetlilerle de tanıştırın lütfen. Onları herkes tanısın isterim. Hadi. Hadi evet. Tamam. Lütfen böyle ben gidin. De bu arada Osman Bey'le sohbet edeyim. Demek o sensin. Barkat Royal Otel'in sahibi Osman Abdullah Bey. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Bu arada otelinizin fiyatı nedir Osman Bey? Sakıncası yoksa tabii. Yüreğinizi verdiğiniz şeylerin değeri paha biçilmezdir. Umarım anlamışsındır. Rakovir, Sahai. Varlığınızla bizi onurlandırdınız. Partimize renk kattınız. Siz keyfinize bakın lütfen. Bana biraz müsaade. Yapmam gereken birkaç şey var. Ama söz veriyorum, işim biter bitmez döneceğim. Bekle biraz. Ben şu satılık otel işini konuşmak istiyordum. Biz mutlu bir olay için buradayız. Böyle bir günde nasıl iş konuşulur bilmiyorum. Ama tamam, ben gidip bir kere daha... Bakın, biz önce Bayragu'nun sözlerinin doğruluğundan emin olmak istiyoruz. Otelin mülk sahiplerinin yer aldığı tapu senedini görmemiz mümkün mü acaba? Evet, bu mümkün tabii ki. Ama şu var, bunun için birkaç gün beklemeniz gerek. Şimdi bana müsaade, yapmam gereken birkaç iş var. Otelin sahibi kim? Bunu bilmek istiyoruz. Bayragu, yoksa sen mi? Bayım, nacizane benim olur. Ben birazdan dönmüş olurum. Bir defada bu kadar çok şoku kaldırmak hiç kolay değil. Aksini söylemeyi çok isterdim ama sana hak veriyorum.
Şaziye yengemin babasının hain olacağını hayal bile edemezdim. Babamı sırtımdan vurmuş. Şükürler olsun ki annenle babam bizi tanımadılar. Umarım başka tanıdığımız insanlarla yüzleşmek zorunda kalmayız. Doğru anahtar olduğunu nereden bileceğiz peki? Onun gibi bir çakal boynunda anahtar taşıdığına göre doğru dolaba aittir. Belli ki bu gizli ve önemli bir dolap. Anahtarı nasıl almayı düşünüyorsun? Seyret. Dayısının yeğeni bile bugün oldukça gözü kara görünüyor. Soraya Hanım nereye gitmiş olabilir? Buhari, az önce sizinle tanıştığımda sanki sizi daha önce görmüşüm gibi bir hisse kapıldım. Ya da bana size çok benzeyen birini hatırlattınız. Neler söylüyorsunuz? Annem hep der ki ben kimselere benzemezmişim, bir eşim daha yokmuş. Ama siz birini hatırlattığımı söylüyorsunuz. Merhum annem bunu duysa gerçekten çok üzülürdü. Bah. Affedersiniz. Bu arada... Bizim de birçok ülkede bağlantılarımız var. Dubai'de, Singapur'da, Avustralya'da. Maşallah. Sizce bu ne kadar mümkün olabilir? Otellerinize de bağlarımız vardır belki. Sakıncası yoksa sorabilir miyim? Otel zincirinizin adı nedir? Yandın Zeyn, başın dertte. Babam dünyadaki bütün otel zincirlerini bilir. Eğer yalan söylersen kesin yakalar. Eğer yakalanırsak tapuyu çalma planımıza veda etmek zorunda kalırız. İyi düşün. Bir şeyler yap Zeyn. Siz iyi misiniz? Hıçkırık. Hıçkırık tuttu. Bağışlayın. Bu kadar büyütecek bir sorun değil. Bir bardak su içerseniz bir şeyiniz kalmaz. Bakar mısınız? Buraya bir bardak su lütfen. Hayır baba. Bela, 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 bela diyorum. Başıma bela oldu. Geçmiyor. Tamam, sağ ol. Alın, işin şunu. Teşekkür ederim. Bir an için sizi yanlış anladım galiba. Bana baba dediğinizi sandım. Baba mı? Ha, ne güzel, ne hoş. Sizi oğlunuzu hatırlatmış olmalıyım o zaman. Onu özlüyorsunuz demek. Affedersiniz. Evet Soraya Hanım. Neredesin? Tamam. Tamam. Evet, seni anladım. Orada olurum. Şükürler olsun babam beni tanımadı. Bu defa kıl payı atlattım. Affedersin baba. Böyle olmasını hiç istemezdim.
şeyi konuşacağız hayır, sadece. Hayır, seninle konuşmak istemiyorum. Bu işte çok yeni olduğunu biliyorum. Rocky söylemişti. Ama merak etme, sana her şeyi öğretirim ben. Anladın mı beni? Güzelim. Gitme, beni bekle. Git buradan. Özür dilerim. Yıkıl. Bu taraftan. Raku'nun odası burası demek. O dolapta burada olmalı. Şükürler olsun yeri o kızın sayesinde buldum. Sorun çözüldü Fahad abi ve baba. Berkat Royal, gurur kaynağım dediğin otelin ebediyete kadar sende kalacak. Neler oluyor burada? Buraya girmenize izin veren kim? Mahkeme bayım. Bu arama emri. Bakabilirsiniz. Ne? Ama bu şeyde üstünde mahkeme emri yazıyor. Devamını gözlüklerim olmadığı için okuyamıyorum. Eminim bu bela demek. Zeynep Talı nerede acaba? Polis mi? Dayısının yeğeni nerede acaba? Hit the high!
Neredeydin? Her yerde seni aradım. Benim de seni aramadığım yer kalmadı. Dosyayı aldım. O zaman doğru tahmin etmişim. O anahtar... Kasanın anahtarıydı. Hadi gidelim. Ne oldu? Yok bir şey. Cüzdanımı orada unutmuşum. Hemen döneyim. Ben de seninle geleceğim. Sana git diyorum. Etrafta bir sürü polis var. Bütün çabamız boşa mı gitsin istiyorsun? Bu tapu yanlış ellere geçerse... Hadi git. İşkın.